الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye, sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye, yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri Nisa suresinin baş tarafında birinci ayeti kerimesinde Estaizu billah ya eyyuhen nasu ittaqu rabbakumul lazi halakakum min nefsin vahidatin ve halaka minha zawjaha. Ey insanlar, Rabbinize karşı saygıda kusur etmeyin. Azabından korkun, emirlerine sımsıkı sarılın. Öyle bir Rab'dir ki sizin Rabbiniz bütün insanları bir kişiden yaratmıştır. O bir kişi Adem Aleyhisselam'dır. Onu da topraktan yaratmıştır. Şu anda toprağın üzerinde ve toprağın altında nice insanlar varsa, trilyonlarca insan. Bundan sonra ne kadar doğacaksa, dünyaya gelecekse, bütün bunların her birisi Adem Aleyhisselam'dan çoğalmadır. Allah Celle Celaluhu önce Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratmıştır. Sonra ondan eşini yaratmıştır. Hemen bir aile temelini Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam ile eşi Havva annemizden meydana getirmiştir. Beşeriyetin çekirdeği nüvesi Adem Aleyhisselam, ondan yaratılan Havva annemiz hemen bir aile düzeni oluşturmuşlar. Evlilik tesis edilmiş ve böylece o günden bugüne kadar bir olan iki oldu. Yani Adem Aleyhisselam iki oldu Havva annemizle, sonra çoğaldı çoğaldı bugünkü noktaya geldi. Renkleri değişik, ırkları değişik, dilleri değişik, karakterleri ve yapıları değişik olan bunca insanlar hep Adem Aleyhisselam ile Havva annemizden türeyen nesillerdir. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı anlatılırken aslı topraktan, bu toprağın içerisinde, yani Adem Aleyhisselam'ın aslını oluşturan toprağın içerisinde bir renk değildi topraklar, muhtelif renk idiler. Hep aynı kalite değildi, muhtelif kalite idiler. Serti vardı, yumuşağı vardı, siyahı vardı, sarısı vardı. Dolayısıyla insanların her birisinin huyu, karakteri o aslındaki toprakla alakalıdır. Menşei, kaynağı
o sert topraktan geliyorsa sert oluyor. Yumuşak topraktan geliyorsa yumuşak oluyor. Renk itibariyle siyah topraktan geliyorsa esmer oluyor, değilse ona göre insanların yapısı üzerindeki değişikliklerin de aslı Adem Aleyhisselam'ın aslını oluşturan o topraktaki farklılıklardan kaynaklanıyor diyor kitaplarda ve eserlerde. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde Allah Celle ve Ala Hazretleri Nur Suresi'nde bir emru ferman buyuruyor. Bu emru fermanında insanların ferden yaşamamaları, aile düzeni kurmaları gerektiğini tavsiye ediyor, teşvik ediyor. Evvela bu işin temelinde Adem Aleyhisselam ile Havva annemiz, ikisinden oluşan bir aile temeli vardır. İnsan dünyada, her insan mutlaka bir anne bir babadan dünyaya gelmiştir. Sadece Adem Aleyhisselam annesiz ve babasız direkt topraktan yaratılmış. İbrahim Aleyhisselam ise sadece anneden dünyaya gelmiş, babası yok. Kur'an-ı Kerim onu ifade ederken Cebrail Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak annesine gönderiyor ve onun göğsünü üfleyiveriyor Allah'ın emriyle. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına benzer bir yaratılıştır İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı. Adem Aleyhisselam anasız babasız direkt topraktan, İsa Aleyhisselam ise sadece direkt anne Meryem annemizden efendim dünyaya getirilmiştir. Bunun dışında her birimiz mutlaka bir ailenin, annenin ve babanın mahsulüyüz. Nasıl ki bir ağacın dalları olur, o dalın da dalları olur, hatta bu silsile böyle devam ederse aileler de böyledir. Her birimiz efendim annelerimiz, babalarımız önce tek tek idiler, ayrı ayrı çocuk idiler. Sonra karar verdiler, bir araya geldiler, bir aile düzeni kurdular, karı koca oldular. Biz dünyaya geldik, iki kişi olan annemiz babamız üç kişi oldu. Bir çocuk daha dünyaya geldiyse dört oldu. Bir tane daha dünyaya geldiyse aile fertleri beş oldu. Sonra bu yeni doğan çocuklar büyümeye başlıyor, bunlar evleniyor, bunlardan yeni aileler türüyor, meydana geliyor. Ve toplum içerisinde insanların akrabalık bağları genişliyor. İnsanlar arasında birlik, beraberlik duygusunu geliştirecek başka birliktelikler, beraberlikler oluyor. Dayı diyorsun, amca diyorsun, hala diyorsun, teyze diyorsun, dede diyorsun, nene diyorsun, amca diyorsun. Ne oluyor? Bir sürü çevremiz oluyor. Bir sürü akrabamız oluyor, bir sürü dostumuz oluyor. Bir insan bakıyorsun ki vefat ediyor, Allah Allah, kimsesi yoktu zannediyorsun, bir sürü cenazesinde dostları toplanıyor. Akrabaları geliyor. Ya bizim akrabamızdı, bizim dostumuzdu. Elhamdülillah, bunlar güzel şeylerdir. İnsanlar arasındaki bu akrabalık bağlarının olması, insanlar arasında birlik ve beraberliğin olması mükemmel bir olaydır. Bu şekilde diğer canlılarda bu şekilde yoktur. Vardır da bu şekilde değildir. Şimdi okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki Estaizu billahi ve enkihul eyyâme minkum وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ. Sizden bekar olan, evli olmayan, evlenme çağına gelenleri evlendiririz. Himayenizin altında salih olan, gerçekten güvendiğiniz gençleri bir şekilde evlendirin diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Yuvası olmayanların yuva kurmasını sağlayın. اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Evlilikte her şey önce tamamlanacak, sonra evlilik gerçekleşecek prensibi uygun değildir diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Eğer iyi niyetle bir insan yuva kurmaya karar verirse, fakir iseler Allah onları fazl-ı kereminden zenginleştirir diyor. Kıymetli dostlar, bir yerde cami yapılacaksa veya bir Kur'an hizmeti müessesesi yapılacaksa,
önce bu cami kaça mal olur? Diyelim ki 5 trilyona mal olur. Önce parayı biriktirelim, sonra camiye başlayalım denmez. Belki temel kazmaya başlanır, bir taraftan da yardım edecekler, yardım eder. Hiç başlanan cami yarıda kalmamıştır. Hiçbir Kur'an medresesi başlayıp da yarıda kalmamıştır. Bunlar Allah-u Teala'nın fazl-ı keremiyle tamamlanıyor. Aynı şekilde evlilikte mutlaka bir hazırlık gerekiyor. Bir insan evleneceği zaman, ben eşimin nafakasını temin edebilirim, ihtiyaçlarını görebilirim, ahlaki olarak da onun hakkını ödeyebilirim kanaati olması lazım kendisinde. Yani adamın hiç işi yok, gücü yok. Bir gelir kaynağı yok. Evleneyim, kiraya ev tutayım. Tamam. Bu şekil evlilik doğru olmaz elbette. Çünkü ay başı geldiği zaman ev sahibi kira isteyecek. Elektrik faturası, doğalgaz faturası, su faturası, telefon faturaları ilave olacak. Hemen ikinci ay, hanım ekmek alamıyorum çünkü kirayı ödeyemedim. Ev sahibi kovuyor bizi, kirayı ödeyemedik diye daha yeni evlendiği eşiyle bunları müzakere edemez ki insan. Dolayısıyla evlenecek olan bir insanın elbette evlilik için hazırlık yapması gerekir. Ancak şurası önemlidir. Ben bütün ihtiyaçlarımı karşılayayım, ondan sonra evleneyim derse, evliliği bu şekilde geciktirmenin doğru olmadığını Nur suresinde Cenab-ı Hak ifade ediyor. اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Eğer onların fakirlikleri varsa, Allah fazl-ı keremiyle onları zengin kılar. Bundan dolayıdır ki, büyüklerimiz hep şunu söylemişlerdir. Ev alana ve evlenene Allah yardım eder. Şu anda beni dinleyen siz dostlarım içerisinde çoğunuz evlilik merhalesini geçirmişsiniz. O köprüyü karşıya geçmişsinizdir. Şöyle geriye dönüp evlilik döneminize baktığınız zaman tahmin etmediğiniz yardımları Allah'tan buldunuz. Yani hiç tahmin etmediğiniz kadar kolay geçmiştir. Borçlar da kolay ödenmiştir. Çünkü evlilikte namusunu, iffetini, şerefini korumak, ümmeti Muhammed'in sayısını artırmak gibi ulvi duygular vardır. Bu duygular sebebiyle Allah yardım eder. Bir araba alırsınız, onun borcunu ödemekte canınız çıkar. Ama bir evlilik yaparsınız, onun borcunu ödemek yağdan kıl çeker gibi biter. Bir arabayla bir kaza yaparsınız, efendim bir miktar ödemeniz gerekir, o miktarı bir senede zor bitirebilirsiniz. Ama bir evlilik, israfa kaçılmazsa, gayrimeşru yollara tevessül edilmezse, yağdan kıl çeker gibi Allah yardım eder, onun borcu nasıl tamamlandığını sen de fark etmezsin. Bu bakımdan kıymetli dostlar, Kur'an'ın ve İslam'ın ortaya koyduğu kriterler var. Bir de toplumun bir takım alışkanlıkları var. Bizim Türkiye'mizde eskilerimiz askere gitmeyeni adam kabul etmezlerdi. Dolayısıyla evlilik için askere gitmeyi genelde şart olarak görürlerdi. Askere giderse adam olur, hayatı öğrenmiş olur, evliliği o zaman hak etmiş olur. Bunu gereksiz gören vaazlar, sohbetler olmuştur. Fakat şimdi öyle bir döneme geldi ki, askerlik bitiyor, bir tane daha askerlik bitiyor, bir tane daha askerlik bitiyor, hala evliliğe sıra gelmiyor. Toplum içerisinde 30'a dayanmış, 35'e dayanmış, efendim nice bay veya bayanlar hala evliliği düşünmediklerini ifade ediyorlar. Yani aile düzenine geçmek, yuva kurmak, müstakil bir yuva ile hayatını sürdürme ihtiyacını hissetmediklerini söylüyorlar. Bunun temelinde
değişik duygular yatmaktadır. Bunlardan bir tanesi de insanlarda aşırı lüks tüketim hastalığı var. Evlilik için şöyle gözünün önünde büyütüyor, büyütüyor. Ne yapmam lazım? Sadece 40.000 TL civarında bir para düğün salonu masrafı ödemem lazım. Şaşalı, debdebeli olması lazım. Sadece onu biriktirmek kolay değildir. Efendim ev tuttuğun zaman alalım mı tutalım mı? Tuttuğun zaman A'dan Z'ye kadar her şey marka olacak. Bunun altından kalkmak çok zor. Dolayısıyla ne yapalım? Bir taraftan para biriktirelim. Bu kadar parayı biriktirmek de kolay olmuyor. Bu sefer insanlar da farklı duygu ve düşüncelere kayıyorlar. Eskiden evlenecek olan hanım kızlar evlenecekleri erkeklerin maddi durumuna bakarlardı. Maaş durumu nedir? Arabası var mı, evi var mı gibi şeylere bakarlardı. Şimdi dünya o kadar tersine döndü ki erkekler evlenecekleri hanımların maddi durumuna bakmaya başladılar. Acaba hanım biz yuva kurduğumuz zaman evimize ikinci bir maaş getirebilecek durumda mıdır, değil midir? Ona bakmaya başladılar. Bütün bunları düşündüğümüz zaman evlilik zorlaşmış oluyor. Kıymetli dostlar, اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ buyuruyor Allah. Yani yaratan Allah yarattığını bilmez mi? Erkeği ve kadını yaratan, özellikleriyle donatan Allah Celle Celaluhu, aile hayatında kadının mutlaka çocukların terbiyesiyle meşgul olması gerektiğini, beynin gönlünü almaya çalışması gerektiğini, yuvayı sıcak tutması gerektiğini, çocuklarla ilgilenmesi gerektiğini, nafakayı temin ile ise erkeğin görevli olduğunu, mutlaka çalışacak, didinecek, evin kirası mı, faturası mı, giderleri mi, bunları erkek kendisi üstlenmesi gerektiğini, yorgun bir şekilde eve döndüğü zaman sıcak bir yuva, çocuklarına sahip çıkan bir eş, tebessüm eden beyni evinde bekleyen bir hanımefendi ile karşılaşmasını tavsiye eder. Hiçbir zaman bir insanın minik yavrusuna annesinin sahip çıktığı gibi bir başka bakıcı dadı asla sahip çıkamaz. Dolayısıyla yeni doğan çocukları annesinin terbiyesinden uzak tutup bir takım bakıcılara ve dadılara onları teslim etmek sağlıksız bir toplumun yetişmesine sebep olur. Anne sevgisinden mahrum, baba ilgisinden mahrum olan çocuklar toplumda hep sorunlu çocuklar olurlar. Bu bakımdan kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini paylaşalım. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz ya ma'aşşara şebab, ey gençler topluluğu buyurmuşlardır. Ben istata'a minkümül ba'ete fel yetezevvec. Kendinizi bir gözden geçirin, evlenmeye gücü yeten mutlaka evlensin. فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ Çünkü evlendiğiniz zaman bir defa gözünüz, gönlünüz dışarıda kalmaz. Gözünüzü korumanız noktasında, harama düşmemeniz noktasında, kalbinizi cem etmeniz noktasında en doğru yol, en garanti yol budur. Bekar olan bir hanım kız, bekar olan bir delikanlı, sokakta gözüne her ilişen acaba beni ilgilendirir mi? Nefis bunu devreye sokabilir. Ancak evlenen kişi, erkek veya kız, ben aradığımı buldum, başka arayıcı durumda değilim der, gözünü de gönlünü de korumuş olur, koruma altına almış olur. Ve ahsanu lil ferci, insanın şerefini, namusunu koruma noktasında da en doğru yol evlilik yoludur diyor sevgililer, sevgilisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وَجَاءٍ Peki, gençtir, evlenme çağına gelmiştir ama evlenmeye gücü yetmiyor. Ekonomik durumları müsait değildir. Veyahut da
ahlaki durumu müsait değildir. Neyi kastediyorum burada? Bazı insanlar idareci değillerdir. Hep beni idare et isterler. Sinirlidir, kendine malik değildir. Bir insanı idare edecek, hakkına, hukukuna riayet edecek cinsen değildir. Azıcık kızdığı zaman tekme tokat girişiyor. Evlense ne olacak bu insan? Her gün kavga yapacak. Aile hayatı böyle yağdan kıl çeker gibi yürümez. O ancak cennette olur. Dünyada en çok sevdiğinle de evlensen bir şekilde problemleri yaşayacaksın. Burası dünyadır. Bunun başkası yoktur. Cennette problem yok. Dünyada problemsiz ev yok. Mutlaka problem var. En ufak bir problemde tekme tokat girişecek olan insan evliliğe psikolojik olarak hazır değil demektir. Peki ekonomik açıdan veya ahlaki açıdan evlenmeye gücü yetmeyen insana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucu tavsiye ediyor. Normalde her bir Müslümanın pazartesi, perşembe günleri oruç tutması sünnet olarak tavsiye edilir. Ancak evlenme çağına geldiği halde evlenmeyi geciktiren insanlara pazartesi, perşembe de yetmez. Biraz daha ilaveler yapması lazım. Onun hayatında oruç ağırlıklı olması lazım. Ramazan orucu değil bu oruç. Kendini koruma orucu. Ramazan'da zaten herkes oruç tutacak. Evlisi, bekarı fark etmez. Kıymetli dostlar, evlilik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orijinal cümlesinde فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي diyor. اَنْنِكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Evlilik benim sünnetimdir diyor. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Bundan anlaşılıyor ki evlilik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bir talimatını yerine getirmektir. Bu yönüyle beraber de evlilik en güzel ibadetlerden bir ibadettir. Bu bakımdan mealen nakledeyim, bir grup insan, üç kişi daha doğrusu, bir araya geldiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlerine gittiler. Hanımlarından, annelerimizden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetlerini öğrenmeye çalıştılar. Gece nasıl ibadet ediyor? Bunu öğrenmeye çalıştılar. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet tarzını öğrenince sanki biraz azımsamışlar. Yani sanki öyle 24 saat hiç namazdan, alnı secdeden kalkmayan bir şey tip beklemişler. Demişler ki peygamber zaten geçmiş gelecek bütün günahları affedilmiş. Ona bu kadarı yeter ama bize bu kadarı yetmez. Biz daha fazla çalışmalıyız. Bir tanesi demiş ki ben geceleri asla yatağa yatmayacağım. Bundan sonra son nefesime kadar her gece sabaha kadar ibadet edeceğim. Bir tanesi de demiş ki ben de demiş her gün oruç tutacağım. Hiç fasıla vermeyeceğim. Öbürü de demiş ki ben de hiç hanımlarımla yatağa girmeyeceğim. Ben de kendimi ibadete kaptıracağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sonra bu üç kişiyi çağırıyor. Ve diyor ki şu 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 sözleri söyleyenler siz misiniz? Evet ya Resulallah dediler. Efendimiz onlara şu cevabı verdi. Vallahi inni le ahşâküm lillâh ve etkâküm leh. Vallahi aranızda Allah'tan en çok korkan benim. En takva da benim. Siz benden takva olamazsınız. Velâkinni asûmu ve uftırû ve usallî ve erkudû ve etezevvecün nisâ. Ben nasıl yaşıyorum? Ben oruç tuttuğum da var, tutmadığım da var. Her gün oruç tutmuyorum. Gece namaz kıldığım saatler de var, yattığım saatler de var. Eşlerimle bir yatağı paylaştığım anlar da var, paylaşmadığım anlar da var. Benim sünnetim budur. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Bunu yapmayan, başka yol seçen benden değildir demiştir. Burada gördüğümüz gibi kıymetli dostlar, üç kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla ibadet yapmak için karar almışlar. Bir tanesi sabaha kadar hiç uyumayacak, devamlı namaz kılacağına karar almış. Öbürü de eşleriyle yatağı bir daha paylaşmayacağını, hep ibadetle uğraşacağını. Bir başkası da her gün oruç tutacağını, hiç oruca fasıla vermeyeceğini karar almış. Efendimiz bunların hepsi yanlıştır dedi.
Benim yaptığımdan siz daha güzelini yapamazsınız. Ben Allah'ın elçisiyim. En güzelini yapıp size örnek olma durumundayım. Ben yatakta uyuduğum da vardır, ibadet ettiğim de vardır. Eşlerimle bir yatağı paylaştığım da vardır, paylaşmadığım da vardır. Oruç tuttuğum günlerde var, tutmadığım günlerde var. Eğer doğrusunu yapmak istiyorsanız budur doğrusu. Bunu yapmayan da benden değildir buyurmuşlardır. Bu bakımdan kıymetli dostlar, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ümmetine evliliği, yuva kurmayı tavsiye etmiştir. Ve eşinin hakkını yerine getirmesini de tavsiye etmiştir. Ebu Eyyub radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre 4 tane özellik vardır ki bunlar peygamberlerin sünnetidir, sünnetindendir. Sadece Peygamber Efendimizin değil, genelde peygamberlerin sünnetindendir. Birincisi el-hayâ'u, bütün peygamberlerde haya duygusu zirve noktadaydı. Men la hayâe lehu la imâne leh buyurulmuş. Hayası olmayan insanın imanı da yok denmiştir. Haya, iman şubelerinden bir şubedir buyurulmuş. Haya herkese yakışır ama bilhassa kadınlara daha fazla yakışır. Herkes için haya süstür ama kadınlar için daha büyük süstür. Haya duygusu peygamberlerin ortak özelliklerindendir bir. Ve taatturu, güzel koku sürülmek yine peygamberlerin prensiplerindendir, sünnetlerindendir. Kıymetli dostlar, dinimiz hep güzelliği ve güzeli sever ve emreder. Bir toplumda cuma gibi, cemaat gibi, düğün gibi, dernek gibi kalabalık insanların olduğu yerde mutlaka insan bir temiz elbisesiyle iki güzel kokulu vaziyette katılması tavsiye edilir. Soğan ve sarımsak gibi çevreyi rahatsız edecek kokuya sahip olan insanların efendim bu tip şeyleri yiyerek camilere gelmesine izin verilmemiştir. Camiye gelip cemaatle namaza iştirak eden insan cami ve cemaatten alacağı sevap çok büyüktür. Ancak kerih bir koku varsa onda, aşırı ter kokuyor, çorapları bastığı yeri berbat bir koku sarıyor, efendim veya soğan sarımsak gibi kerih bir koku vardır, bu kokuya efendim üzerinde olan kişi alıştığı için fark etmez onu. Ama affedersiniz, geldiği zaman sağındaki solundaki nereden düştün bu adamın yanına diye içinden illallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kerih kokuyla koku üzerine bulunan soğan veya sarımsak gibi koku bulunan kişiler asla camimize yaklaşmasınlar diyor. Girmesinler demiyor, yaklaşmasınlar diyor. Diyelim ki camiye gideceğiz, çoraplarımız çok kokuyor. Bazı insanlarda ayaklarında öyle bir rahatsızlık vardır. Gerçekten 2 saat, 3 saat çorabını giymiş olsa kokuyor, terliyor. Öyle bir hastalığımızın olduğunu düşünelim. O zaman biz cebimizde yedek ikinci çorap bulundurmamız lazım. Camiye girerken, topluma girerken o çorabımızı çıkarıp ayakkabımızın içerisine bırakmalıyız. Yeni çorabı giyerek camiye girmeliyiz. Şimdi ayağa kalktık, namaza duracağız. Herkes safta yerini alıyor. Eğer bizim bastığımız yer çirkin kokuyorsa, eğer ayağımız çirkin bir şekilde kokuyorsa, arkamızdaki insan secdeye vardığı zaman bize dua okumayacak herhalde. Bu bakımdan her insan kendisini bilmeli, mutlaka toplumun içerisine giderken bunun tedbirini almalı. Ayağımızda gerçekten kerih koku varsa, çorap dediğiniz nedir ki? Kaç liradır ki? İkinci bir çorabın, yedek bir çorabın bulunması çok zor mudur? İhtiyacı olanlar için söylüyorum. Herkes için bu ihtiyaç da olmayabilir. Şimdi 4 şey peygamberlerin prensiplerindendir. Birisi haya sahibi olmaktır. Bir tanesi de güzel koku sürünmektir. Vessibâkü, bir tanesi de ağız temizliğini, diş temizliğini yapmaktır. Bu da peygamberlerin ortak özelliğidir. Ve
Dördüncüsü de ve nikahu, evlilik de peygamberlerin efendim ortak prensiplerindendir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hadisi şeriflerinde sevgililer sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hubbibe ileyye mined dünya en nisa'u vattibu ve cu'ilet kurratu ayni fi salah. Dünyadan üç şey bana sevdirilmiştir. Allah üç şeyi bana sevdirdi, gönlüme sevgisini koydu. Önemsiyorum, üç şeyi önemsiyorum diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bunlardan birincisi en nisa, kadın denen şey erkeğe karşı sevdirilmiştir. Kadınlar evvela her şeyden önce her birimizin kadınlarla bağlantımız annemizden başlamıştır. Kadın dendiği zaman bize ilk yakın, en yakın kadın annemizdir. İyi ki annemiz var. Hayatta olan annelerimize Allah sağlık, sıhhat ve afiyetler versin. Ahirete göçmüş olanlarına garkayı garik rahmetler eylesin. O annemizin kucağı bizim için ne güzel sığınacak bir yuva idi. Dolayısıyla kadın dendiği zaman insanın en yakın kadın münasebeti annesinden başlar. Annesinin karnında hayat bulmuştur ve oradan dünyaya gelerek ilk kullandığı kucak annesinin kucağı olmuştur. Ayrıca kadınlar gerçekten evlerin süsüdürler. Şimdi ben bazen cemaatimizden ve dostlarımızdan eşini kaybeden, hanımını kaybedenler oluyor. Başına gelmeyen bilmez diye bir tabir vardır. Bir insanın eşinin açığını başkası kolay kolay kapatamaz. Annenin yeri ayrıdır, babanın yeri ayrıdır ama eşin yeri de ayrıdır. Dolayısıyla kıymetli dostlar, kadınlar gerçekten evlerin süsüdürler. Evlerde, evlere değer veren unsurdur onlar. Her taraf mobilya dolu olsa, her taraf en mükemmel avizelerle dolu olsa ama orada karşı karşıya konuşacağın, kendisiyle dertleşeceğin bir eşin yoksa o mobilyalar bir işe yaramaz, o avizeler de bir işe yaramaz. Onun için yaşlı ve tecrübeli olan insanlar, hele hele eşini kaybeden yaşlı tecrübeli insanlar gençlere evladım eşinizin kıymetini bilin, eşinizin kıymetini bilin diye tavsiye ederler. Ağaç yıkıldıktan sonra yeri doldurulmaz. Dolayısıyla elbette kadınlar için erkekler de önemlidir ama biz sizin gibi cuma cemaatine gelen erkeklerle konuştuğumuza göre biz neyin kıymetini bilmemiz lazım? Hanımlar bizim kıymetimizi bilsin demenin bir anlamı yok. Biz eşlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu bana sevdirdi diyor. Kadın unsurunu sevdirmiştir. Evvela bu sevgi annemizle coşmuştur. Sonra eşlerimizle, kızlarımızla coşmaya devam etmiştir. Aynı zamanda nasıl ki bizim kaynağımız annelerimizdir, bu yönüyle beraber bizim için çok değerli. Bizim de baba olmamızı sağlayacak, birilerinin anne olmasını sağlayacak olan da yine kadınlardır. Bu yönüyle وَمَا أَعْضَمَهَا مَزِيَّةً. Gerçekten Allah işini bilir. Erkek için kadını, kadın için erkeği tamamlayıcı olarak yaratmıştır. Dünyadan üç şey bana sevdirildi. Birincisi kadınlar, ikincisi وَطِّيبُ güzel koku buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Demek ki toplumda insan daima ağzı temiz olması lazım, bedeni elbisesi temiz olması lazım, üstü başı güzel kokması lazımdır. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği ve ümmetine bize tavsiye ettiği güzelliklerdendir. Ve cu'ilet kurratu ayni fissalah buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Anneler, eşler, kızlar bana sevdirildi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kelimesi, Hazreti Fatıma annemizi çok severdi. Bazen alnından öperdi, sevgisini ifade ederdi, kızının alnından öperdi. Dolayısıyla kadın sevgisi, güzel koku sevgisi,
Üçüncüsü de dünyada üçüncü sevdiğim şey, namaz benim gözümün bebeği kılınmıştır diyor. Göz bebeği ifadesini kullandı burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Gerçekten insan vücudunda en ufak bir tozu bile kabul etmeyen göz bebeğidir. Yani bir insan öyle de yaşar, böyle de yaşar ama namazsız olmaz. Göz bebeği gibidir. Namazımızı gözümüzün bebeği gibi korumalıyız. Ey kardeşler, dostlar, şunu siz dostlarımla cuma cemaati olarak çok açık ve net bir dille paylaşmak isterim. Ne dersiniz? Ben sizin her birinizin, çocuklarınızın, eşlerinizin, torunlarınızın cennete girmesini ister miyim, istemez miyim? Vallahi isterim, billahi isterim. Hepiniz böyle ilk cennete girenlerle girmenizi Allah nasip etsin. Çocuklarınıza da nasip etsin. Eşlerinize de nasip etsin. Annelerinize, babalarınıza da nasip etsin. Ancak kıymetli dostlar, dünyada bir ekmek bile alacaksan para lazım. O para için de çalışmak lazım. Bir ekmek için para lazım, o para için de çalışmak lazımsa cennet ucuz bir yer midir? Namazsız olmaz. Namazsız olmaz. Kardeşler, Allah sizi sevsin ve kendisini size sevdirsin. Hepimize sevdirsin. Sevdiniz ki camiye geldiniz, emrine imtisale geldiniz. Ey iman edenler! Cuma günü namaza davet edildiğiniz zaman, zikrullah'a davet edildiğiniz zaman koşun, alışverişi bırakın. Emrine uydunuz, buraya kadar geldiniz. Bu emir ne kadar önemli ise, verenin bu emrini yerine getirmek ne kadar önemli ise, 5 vakit namaz ile ilgili emri veren de aynı Allah'tır Celle Celaluhu. Aynı mecburiyetle bizden 5 vakit namazı istiyor. Cuma namazı ile sabah namazının, cuma namazı ile ikindi akşam yatsı namazının bir farkı var. Sadece bir farkı var. Birisi cuma namazı mutlaka camide cemaatle olur, her yerde olmaz. Başka türlü tek başına olmaz. Diğer vakit namazları ise evde de olabilir, iş yerinde de olabilir, karada, havada, denizde, her zaman, her yerde olabilir. Sadece bu farkı var. Kesinlik açısından, mutlaka kılınması gerekmesi açısından ise cuma namazı nasıl Allah'ın emri ise diğer 5 vakit namaz da Allah'ın emridir. Şimdi siz camiye cumaya gelen kardeşlerimiz, camiye cuma günü gelmeyip de sağda solda, trafikte, orada, lokantada, burada olanlara efendim dersiniz ki bunlar acınacak insanlardır, cuma namazına bile gelmiyorlar dersiniz. Haklısınız, doğru söylüyorsunuz. Hem Müslümandır hem cumaya gelmiyor, acınacak hali vardır. Ama samimi söylüyorum, cumaya geldiği halde diğer vakit namazlarını kılmayanlar da acınacak haldedirler. Gelin acınacak halden kendimizi çıkaralım. Namazı nasıl düşünelim? Gözümüzün bebeği gibi düşünelim. Gözümüzün bebeği, adamın gözünün çıkması Allah felaket. Bir tozun girmesine tahammül edemeyen gözünün çıkmasına nasıl tahammül edecek? Gözümüzün bebeği gibi namazımızı koruyalım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz benim gözümün bebeği kılınmıştır buyurdular. Şimdi kıymetli dostlar, bu okuduğum hadisi şerifte de aleyhissalatü vesselam Efendimiz aile hayatına, aile yuvasına her insanın ihtiyacı olduğunu, bunun tabii bir ihtiyaç olduğunu ifade etmiş oldu. Çünkü dünyadan bana 3 şey sevdirildi derken bir tanesi de işte aile hayatıdır. Bir yuvanın kurulmuş olmasıdır. Orada bir anne baba hiyerarşik evlat yapısının oluşmuş olmasıdır. Bu bakımdan bu hadis-i şerife de baktığımız zaman bugün toplumumuzun içerisinde bulunduğu evliliği tamamen rafa kaldırmak veya gerçekten çok ileri dönemlere atmak gibi bir yanlışın içerisinde olduğumuz çok net bir şekilde
anlaşılmaktadır. Kıymetli dostlar, aile hayatında çok önemli olan unsur sadece evlenip beraber hayatı sürdürmek değildir. Evvela hayırlı bir evlat sahibi olmak, bir nesil sahibi olmak da evliliğin temel hedeflerinden birisidir. Bu bakımdan Aleyhissalatu vesselam Efendimiz evlenecek olan, yuva kuracak olan insanların evvela tercihlerini yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini şöyle ifade etmiştir. Demiştir ki, bazı insanlar evleneceği kişinin güzelliğine bakarlar. Bazı insanlar ise evleneceği kişinin soyuna, sülalesine bakar. Bazıları da malına, servetine bakar. Bazıları da ahlakına, dindarlığına bakar. Siz güzellik, mal ve efendim soyu baz alırsanız fakirleşirsiniz, mutsuz olursunuz, huzursuz olursunuz. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ahlakı ve dinidir. Sadece din değil bakın. Ahlakı ve dinidir. Size ahlakına ve dinine razı olduğunuz bir kişi gelirse boş çevirmeyin, evlendirin onu diyor. Sadece din yetmez. Bir insanın sabaha kadar namaz kılmış olması onun çok iyi insan olduğunun delili değildir. Ahlakı da önemlidir. Bu namazını kılan yalan söyler mi? Aldatır mı? Hakka hukuka riayet eder mi? Karşısındaki insana insan değeri verir mi? Bunlar da önemlidir. Namaz insanın Allah'a karşı sorumluluğudur. Oruç insanın Allah'a karşı sorumluluğudur. Bir insanın Allah'a karşı sorumluluğu başkadır. Halka karşı sorumluluğu başkadır. 24 saat namaz kılsa, her gün oruç tutsa, yalan söyledikten sonra bu insan ahlaklıdır diyebilir misiniz? Karşısındaki insana anasına ana değeri vermeyen, babasına baba değeri vermeyen, eşine eş değeri vermeyen, evladına evlat değeri vermeyen, komşusuna komşu değeri vermeyen ahlaklıdır diyebilir misiniz? Bu bakımdan ahlak ve din çok önemlidir. Evlenecek olan kişilerin evlenmeden önce güzellik, mal, servet, maddi mıngır tıngır gelir ve gidişlerinden daha ziyade iki şeyi çok önemsemeleri lazım. Birisi ahlaktır, birisi dindir buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Peki, evet, saflarımızı kalkalım da bir dolduralım. Ezandan sonra namaza kalkacağız. Dışarıda kardeşlerimiz ayakta kaldılar. Buyurun şu safları dolduralım, kardeşlerimize yer açılsın. Boş yerleri dolduralım, dolduralım, hemen önleri dolduralım. Evet kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammedi okundu, bitmek üzeredir. Şöyle bir toparlama yapayım. Elbette kıymetli dostlar, toplumun temeli ailedir. Aileler gerçekten sağlam esaslar üzerine oturmalı. Aile içerisindeki fertler birbirine karşı saygıda, sevgide kusur etmemeli. Birbirini temizleyen iki el olmalı. Birisi öbürünün açığını arayan değil, birisi öbürünün açığını kapatmaya çalışan, nasıl ki iki elimizden birimiz diğerin bir el diğer elinin kirini yıkarsa, aile bireyleri hunne libasun lekum ve entum libasun lehun, eşleriniz sizin elbiseleriniz, siz eşlerinizin elbiseleri gibi, nasıl elbise insanı örtüyorsa siz onları örteceksiniz, onlar sizi örtecek, kol kırılır, yen içerisinde kalır gibi prensiplerle aile içerisinde evvela birlik, beraberlik, huzuru sağlamak lazım. Asla aile içerisindeki sırları dışarıda başkalarıyla paylaşmamak lazım. Şuna inanmak lazım ki benim en yakın insanım aile bireylerimdir. Anamdır, babamdır, eşimdir, çocuklarımdır. Bunların ayıbını başkalarıyla paylaşmak bana bir fayda temin etmez. Sadece rezil olmama sebep olacaktır. Dolayısıyla biz birbirimizi tamir etmeliyiz. Başkası bizi gelip ıslah edecek değil, biz kendi yaramızı kendimiz tedavi etmeliyiz. Anlayışıyla hareket etmek lazımdır.
Son olarak da kıymetli dostlar, aile yuvasında yetişecek olan çocuklarımızın gerçekten anasına babasına saygılı, vatanına, milletine, dinine bağlı birer fert olarak yetişmesini çok önemsemek lazımdır. Öbür türlü inanın ki şimdi beni dinleyen siz dostlarımın içerisinde nice böyle hayatı boyunca anasından babasından görmediği ilgiyi, iltifatı ve harcamaları çocuklarına yaptığı halde eyvah yandım yandım, keşke evlenmeseydim, çocuğum olmasaydı diyen birçok ağlayan anne vardır, baba vardır. Çocuk küçükken seviliyor, bal gibidir her tarafı ama büyüdükçe batmaya başlıyor. Eğer buna ahlak, İslam terbiyesi, Kur'an terbiyesi, büyük saygısı öğretilmezse ileride başımıza zehir olur. Bunun panzehirini bulmak da zor olur. Allah hepimizin çocuklarını hayırlı eylesin. Hepimizi de annelerimize, babalarımıza karşı hayırlı evlat eylesin. Rabbim hepinizin yuvasına huzur versin, bereket versin, hayırlı nesiller versin, helal bol bereketli kazançlar versin. Dünyada da ahirette de Rabbim kısmetinizi açık eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi'l-Fatiha.